Selamlar kanalıma, hoş geldin. Kanalıma eğer ilk defa geliyorsan ben Saadet. Bugün seninle karlı, beyazlı, kırmızılı, yeşilli bir video çekiyoruz. Ne saçmalıyorsun dediğini duyar gibiyim. Başlıktan da anlamışsındır ama yine de anlatıyorum. Ülkemizin durumu malum, yılbaşını hepimiz evlerimizde geçireceğiz. Ailelerimizle birlikte olacağız. Misafirliğe gidemeyeceğiz, misafir alamayacağız vesaire vesaire. O yüzden kendi kendime dedim ki neden bir yılbaşı sever olarak film önerisinde bulunmuyorsun? Çünkü yılbaşı ile ilgili neredeyse çoğu filmi izledim. Bayılırım ben yeni yıla. O yüzden dedim ki neden böyle bir video çekmiyorsun? Sizin için 7 tane film seçtim. Sizi çok sıkmamak adına çok fazla seçmedim. Çok eski zaman filmlerini seçmemeye çalıştım. Yılbaşı gecesi ailenizle tatlı sıcak bir ortamda izleyebileceğiniz tatlı filmler seçtim. Dersime iyi çalıştım. Notlarımı aldım. Size söylemem gereken ayrıntıları yazdım. Bu şekilde bu videoya başlıyoruz. Bu arada bu yüzümde görmüş olduğunuz makyajı bu video için yaptım. Onun bir videosunu çekmedim ama çok hoşuma gitti. Dışarı çıkmayacak olsak bile evde kendi kendinize yapabileceğiniz tatlı bir yılbaşı makyajı oldu diye düşünüyorum. Ben çekip çekmemek konusunda birazcık kararsız kaldım. Çok makyaj videosuna da boğmak istemiyorum sizi ama bu makyajın videosunu çekmemi istiyorsanız veya istemiyorsanız lütfen bu videodaki yorumların altına istiyoruz istemiyoruz şeklinde ya da yap yapma şeklinde bir yorum bırakın. Ben de ona göre isterseniz eğer bu makyajın da size bir videosunu çekeyim. Öyleyse hazırsak hemen videoya geçebiliriz. Ben şöyle ufak bir yana kayayım. Çünkü şuraya filmin posterlerini koyarım. O şekilde başlayabiliriz. Şimdi ilk filmimiz Grinch. Grinch'i mutlaka duymuşsunuzdur diye düşünüyorum ama duymayanlarınız için hemen anlatıyorum. Tabii ki anlatmıyorum. Spoiler vermeyeceğim. Niye anlatıyorum ki? Filmden kısacık bahsediyorum. Grinch 2000 yapımı fantastik çocuk filmi. Çocuk filmi ama ben 21 yaşındayım ve ben hala izliyorum Grinch'i. 1 saat 50 dakikalık bir film. Jim Carrey'nin canlandırdığı Grinch isimli bir karakter üzerine yapılmış bir film. Çok eğlenceli bir film. İçinizi böyle yılbaşı ruhuyla dolduran bir film. Benim ilk izlediğim yılbaşı filmlerinden biriydi Grinch. Ve ben Grinch'i 8-9 senedir her sene hiç aksatmadan her sene izliyorum. Ve Aralık ayında izliyorum. Ya yılbaşı gecesi ya da Aralık ayında bir günde izliyorum. Bilmiyorum, onu ben kendime bir gelenek haline getirdim ve sürekli izliyorum. Bu yılınkini de izledim hatta. Geçen hafta izledim diye hatırlıyorum. Grinch isimli karakterin Noel'le ilgili yaşadığı şeyleri, Noel'e olan nefretiyle ilgili bir konusu var. Bıraksanız deli gibi filmi anlatırım şu an ama çok bahsetmek de istemiyorum. Çünkü deli gibi spoilerlar vermek istemiyorum. Bunu her film için geçerli, kendimi sıkı sıkı tutuyorum şu an. Dediğim gibi ilk filmimiz The Grinch. Bir diğer filmimiz The Christmas Chronicles. Bu film 2018 yapımı 1 saat 45 dakikalık bir film. Fantastik çocuk filmi olarak geçen bir film ama bayağı komik de bir film. Bu filmde küçük bir kızın ve abisinin Noel'le ilgili yaşadığı şeyleri anlatan bir film. Noel babayla olan ilişkilerini, Noel babayla yaşanan olayları anlatan bir film. Dediğim gibi çok spoiler vermemeye çalışıyorum. Birazcık dikkat ediyorum. O yüzden kabaca anlatıp geçiyorum filmi. Aşırı eğlenceli ve aşırı zevk alacağınız bir film. Filmin 2 serisi var. Bu ilk serisi. Aynı şekilde The Christmas Chronicles'ın ikincisi de var. O da 2020 yapımı 1 saat 50 dakikalık bir film. Yine aynı şekilde o küçük kızın bu sefer yanında abisi yerine başka küçük bir arkadaşı diyeyim. Onunla birlikte ve Noel babayla yaşadıkları olayı anlatan bir film. Size şöyle minicik bir spoiler vereyim. İkinci filmlerinde Türkiye'de geçiyor. Burada böyle şey müziği alayım. Neyse dalga geçiyorum bu arada. Bir de bunlar linç yemeyeyim. Bunu da şiddetle izlemenizi tavsiye ederim. İkisi de bir gün içinde izlenebilecek filmler. Bu iki seriyi direkt yılbaşı gecesi bile ailenizle izleyebilirsiniz. Gayet sürükleyici bir film. Hiç böyle öf aman falan olmuyorsunuz. Hemen bittiği an diğerini açma isteği getiren bir film. Çok eğlenceli bir film. Şimdi geliyorum bir diğer filmime. Bunu bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Evde tek başına serisi. Bunu mutlaka izlemişsinizdir. Biz çok seviyoruz. Gerçekten baştan sona izlemeyi çok seviyoruz. Çok zevk alıyoruz. Çok eğleniyoruz. Çocukluğumuzun filmi, biraz eski bir film ama demekten çok zevk alıyorum. Her seferinde yaptığı şeylere gülüyorum. Her seferinde o olayları hiç izlememişim gibi izliyorum. Evde tek başına serisini de seri şeklinde yılbaşı gecesinde izleyebilirsiniz diye düşündüm. Şimdi bir diğer filmim Shakrak Jungle'ın Noel Serüveni.
Bu film de 2020 yapımı yeni bir film. 1 saat 59 dakikalık bir film. Bu film Netflix'in bir filmi. Diğerlerini internette mutlaka bulabilirsiniz diye düşünüyorum ama bunu bulabilir misiniz? Bu konuda bir fikrim yok. Netflix üyesiyseniz çok rahatlıkla erişebileceğiniz bir film. Film eski zamanda geçen bir film. Bir mucidin başından geçen olayları anlatan bir film. Sihirli bir dükkana sahip bir mucidin yanındaki çırağının ona ihanetiyle ve o ihanet sonucunda o mucidin hayatının değişimiyle ilgili bir film. Bu da çok eğlenceli, çok tatlı bir film. Birazcık sıkabiliyor. Sıkma sebebini de söyleyeyim. Birazcık müzikal vari bir film. İçinde şarkı söylenen kısımlar var ve bir tık uzatıyorlar o şarkı söylenen kısımları. Ama göz ardı edilebilir mi? Filmin konusu, işleyişi, o seni içine çeken durumu yüzünden kesinlikle göz ardı edilebilir bir film. Yılbaşı günü izleyemiyorsanız bile öncesinde veya sonrasında kesinlikle bu filmi izleyin derim. Bir diğer filmimiz Kutup Ekspres. Kutup Ekspres'ini de bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. 2004 yapımı, 1 saat 40 dakikalık bir film. Bir animasyon filmi. Bir çocuğun evinin oradan geçen treni merak edip o trene gitmesiyle alakalı bir film gibi. Spoiler vermemek için tutuyorum kendimi. Hemen böyle söyleyip geçiyorum. Bu da sürükleyici bir film. Büyük küçük herkese içine çekebilecek bir film. Bu önerdiğim bütün filmleri çocuk filmi olsa da animasyon olsa da ailenizle gerçekten oturup izleyebileceğiniz filmler. Bu yine Grinch gibi bir geleneğim değil ama bu da sürekli izlediğimiz bir film. Benim çocukken izleyip rüyalarımda falan gördüğüm bir film. Dediğim gibi Kutup Ekspres'ini de çok beğeniyorum. Onu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer filmimiz Yeni Yıl Şarkısı isimli film. 2009 yılı yapımı, 1 saat 36 dakikalık animasyon bir çocuk filmi. Az önce de söylediğim gibi çocuk filmi dediğime bakmayın. Kesinlikle sizin de izleyebileceğiniz, her yaşa uygun, tatlı, içindeki çocuğu öldürmemiş her insanın izleyebileceği bir film. Yine Grinch'te olduğu gibi bunda da Jim Carrey var ve ben Jim Carrey'nin filmlerini çok severim. Söyledim mi bilmiyorum ama kitaptan uyarlanma bir film bu. Bu filmde başrol bir karakterimiz var. Bu karakteri Noel gecesi 3 hayalet ziyaret ediyor. Ve bu hayaletlerin ona nasıl bir insan olduğunu, eğer değişmezse gelecekte nasıl şeylerle karşılaşacağıyla ilgili şeyler yapıyorlar diyeyim. Spoiler vermemek için çok zor tutuyorum kendimi. Nasıl kelimeler kullanmam gerektiğini tam bilmiyorum filmi anlatırken. Ama dediğim gibi o hayaletlerin başroldeki o kişiye, geleceği, geçmişi vesaireyle ilgili neler yapması gerektiğini, nasıl bir karaktere sahip olduğunu gösterdiği bir Noel filmi. Filmlerimiz bu kadardı. Bütün filmler gerçekten içinizdeki çocuğu çıkartan filmler ve sizi gerçekten yılbaşı sevinciyle dolduran filmler. Ben hepsini izlemeyi çok seviyorum. Dediğim gibi Grinch benim geleneğim. Geçen hafta izledim diye hatırlıyorum. Instagram'da paylaşmıştım bu arada. Beni Instagram'dan takip etmediğini duydum. O yüzden hemen hop şuracıktan çıkan Instagram hesabıma gidip beni bir koşu takip et. Gel bekliyorum. Geldin galiba. Hemen devam edebiliriz. Buradaki filmlerim gerçekten hepsi favori olarak seçtiğim filmler. Çok eski zamana ait izlediğim yılbaşı filmleri de var. Onları buraya eklemedim. Daha enlerimi seçip buraya koymak istedim. Gerçekten hepsi de izlediğinizde asla pişman olmayacağınız filmler. Ve dediğim gibi o yılbaşı gecesi o sıcaklıkla izlenebilecek filmler. Bu video bu kadardı. Yılbaşı gecesi umarım bunlardan birini izleyerek beni anmış olursunuz. Ve başta da belirttiğim gibi bu makyajın da videosunu istiyorsanız lütfen istiyoruz veya istemiyoruz. Aşağı yorum olarak bırakın ki ben de ona göre bir yol izleyebileyim. Ve bu arada bana abone olmadığını öğrendim. Lütfen hemen beni bir durdurup bir koşu abone olup gelir misin? Geri geldin galiba. Abone olduğun için çok teşekkür ederim. Bu videom da bu kadardı. Benimle ilgili düşüncelerini, fikirlerini lütfen yorumlar kısmına bırakmayı eksik etme. Beni sevdiysen, desteklemek istersen kanalıma abone olabilirsin. Ve size bol kırmızılı, bol karlı, bol yeşilli ve bol gülümsemeli, sağlıklı bir yıl dileyerek bu videoyu kapatıyorum. Tabii ki daha birçok video gelecek yılbaşına kadar ama yine de bu video yılbaşı konseptli olduğu için böyle bir şey söylemek istedim. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz.